Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonuna açarak daha çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size yine bugün bu renkten güzel bir model çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipim altın başak koyu bir mor renkli. Ve modelimizde arkadaşlar bu şekilde bir kelebek modeli. Modelimiz çok zarif çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Tülbente yapıldığında o kadar şahane duruyor ki uçuşan kelebekler oyamızın ismi. Ve bu şekilde modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkişer zincir çekerek tülbentimizin kenarlarının tığ battılarına gittikten sonra bu şekilde sık iğne ile tığ battımıza giriyoruz. İlk başlarken de Aynı şekilde arkadaşlar herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile giriyoruz ve iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir. Sık iğnemin üzerine iki zincir çektim. Bir defa doladım. Yandaki tığ battımın içine girdim. İki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi buraya trabzanımızın tepesine dört tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi trabzan arasından girip kapatıyoruz buraya arkadaşlar bir tane tomurcuk oluşturduk tekrar iki zincir çekiyorum hemen bir yandaki tığ battıya girdim bu şekilde arkadaşlar tomurcuklu bir trabzanımız oldu bir iki zincir bir defa doluyorum tığ battıya girdim iki iki olarak aldım dört zincir çekiyorum 1 2, 3, 4 zincir kapattım. Trabzanımın tepesine 2 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane ara suyu verdik aramızı ve bir zincir çekiyorum. Şöyle orta boy bir örümcek çektim. Örümceğimizin boyutu bu şekilde. 2 defa tığımın başına doladım arkadaşlar iki tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın tepesine. 2 defa doladım tığımın başına ve bu trabzanı bitirdiğim noktaya arkadaşlar girdim. 1, 2, 2 2 olarak aldım buraya bir yuva yaptım arkadaşlar şimdi bu yuvalarımız şu kelebeğimiz için yuva olacak 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum tığımın başına yuvaya girdim 1 2 2 2 olarak aldım buraya bir trabzan yaptım trabzanımın tepesine 5 tane zincir çekiyorum ve bu zincirimi trabzanımın arasına girip kapattım buraya bir tomurcuk yaptım 2 defa tığımın başını doladım yine yuvaya girdim 1 2 2 2 trabzan yaptım 5 zincir çektim kapattım yuvaya 2 defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 bu üçüncü kirpiğim olacak arkadaşlar. Toplamda buraya beş tane bu şekilde kirpik yapıyoruz. İki defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki. Dördüncü kirpiğim için beş zincir. Kapattım arkadaşlar. Bu şekilde trabzanımın arasına. İki defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Bu da 5. ve sonuncu kirpim. 5 zincirimi çektim. Kapattım. Trabzan arama. Geri kalan bu tırabzanımı arkadaşlar 5 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2, 3, 4 ve 5. 6. Arkadaşlar yuvada yapıyorum. Yani ana yuvada trabzanları yaptım yuvada yapıyorum bu yapmış olduğumuz ilk trabzanın içine girip buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanı yaptım hemen arkadaşlar yandaki tığ battıya girerek bu şekilde dalımıza destek verdik yine ara suyuna geçiş yapıyoruz arkadaşlar iki zincirimi çektim bir defa doladım yuvaya girdim 2 i̇ki, iki olarak alıp buraya trabzan yapıyoruz trabzanımızın tepesine 4 zincirli hemen bir tomurcuk yapıyoruz tekrar iki zincir 2 zincirimi hemen yandaki tığ battımın içine kapatıyorum bu şekilde 1 2 zincir bir defa doluyorum buradaki tığ battımın içine girip hemen yanındaki tığ battıma girip bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar trabzanımın arasına 2 zincirimi çektim tığ battımı buraya kapattım tekrar 2 zincir bir defa doladım tığ battıya girip 2 2 olarak 2 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 4 zincir kapattım buraya. 2 zincir yandaki tığ battıya kapatıyorum. Evet arkadaşlar 1 2 3 oldu. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Tekrar 4 zincir kapattım. 2 zincir arkadaşlar bu şekilde şimdi örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar ben bu iki kelebek arasına 5 tane burada verdim burada da 4 verelim arkadaşlar biraz kalması açısından siz 5 iyi arkadaşlar şimdi beyaz kısmını da yapınca göreceksiniz bir tane daha bu kelebeğin mor kısmının yerinden yapalım bir zincir çektim dibine yine bir örümcek yapıyorum Orta boy bir örümcek. 2 defa tığımın başını doladım. 2 tığ battı atlıyorum. 3. arkadaşlar. 1 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar trabzanımı yaptım. 4 seferde aldım trabzanımı. Tekrar buraya 5 zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. 2 defa doladım. Trabzanımın tepesine kapatarak buraya bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. 1 2 2 2. Şu bolluğun boldurması önemli arkadaşlar. Çünkü buraya beyaz olan kanadını yapacağız kelebin. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 2 defa doluyorum tığımın başına ve yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. Şimdi 5 tane zincirle Kelebeğimizin kanadına hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birinci kirpiğim hazır. İki defa doluyorum. Yapmış olduğum bu yuvanın içine. Bir, iki, iki, iki olarak alıp trabzan yaptım. Yine beş zincir ve kapattım trabzan arama. İki defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki. Bu kirpiklerden buraya tam 5 tane yapacağız arkadaşlar. Bu 5 zincir çekip yaptığım ikinci kirpiğim. Tekrar 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 4 seferde aldığım bir trabzan. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Yaptığım trabzana. 4. kirpiğim. 2 defa doladım yuvaya girdim. 2 2 2. 4 seferde aldığım trabzan tepesine 5 zincirli hemen kirpiğimi, tomurcuğumu yapıyorum. 5 tane oldu arkadaşlar. Hemen bu trabzana 5 tane sık iğne yaparak aşağı doğru iniyorum. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi de yuvada yaparak kelebeğimin kanadının birisi hazır arkadaşlar ve bu kalan trabzanımı da arkadaşlar yaptığım ilk trabzanımı da 6 tane sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğneyi yaptık hemen yandaki tığ battı ya şöyle yaptığımız Sık iğneli trabzana destek veriyoruz. Tekrar 2 zincir çekip ara suyuna geçiyoruz arkadaşlar. Ara suyumuzda 5 tane olacak bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya girip 2, 2 olarak aldım. 4 zincir kirpiğini yapıyorum. İki zincir yandaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum zincirimi. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şimdi beyaz olan kanadının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar yaprağımızın bu şekilde beyaz kanadında yapacağız. Sık iğne ile yaptığımız bu yuvanın Öbür kenarından başlıyoruz. İpimizi tutturduk. Buraya 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım tığımın başını ve yuvaya girdim. 1 2 2 2. Trabzanımızı yaptık. 5 zincir. Kapatıyorum trabzanımın arasını. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2 trabzanımı yaptım. Yine 5 zincir 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya yine 5 tane bu şekilde kirpik yapacağız. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 4 sefer de aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Bu şekilde. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar kirpik olarak. 2 defa doladım. Aynı şekilde yuvaya girip 1, 2, 2, 2. Evet. 5. ve sonucu kirpiğim. Bu şekilde trabzanımın arasına kapattım. Buraya yine 5 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Tıpkı morda olduğu gibi. 2, 3 4 ve 5 6. arkadaşlar yine bu ana yuvada trabzanları yaptığım yuvada yapıp kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bunu burada bırakmıyorum. Şu mor kısımlı arkadaşlar olan yerden şöyle iki tane ilmek alıp buradaki kopardığım ipi de alıyorum. Şöyle arkadaşlar. İster şu şekilde düğüm de yapabilirsiniz veya direkt çekebilirsiniz de. Maksat şuradaki arkadaşlar yanık görüntüsünü burada yan, ön tarafında yansıtmamak. Bu şekilde iplerimizin beyaz olduğu için kendini atıyor arkadaşlar. Hani biraz renk alıp şey yapmıyor kalınlaşmadığı için beyaz da her zaman atar biraz kendini. Bu şekilde arkada da yaktım arkadaşlar ve kelebeğimde bu şekilde ön tarafından gördüğünüz gibi çıtıpıtı oldu arkadaşlar. Şunu da yapalım. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde o 5 zincir çektiğimiz kısma sık iğne ile girdik. Bakın böyle boldurması oyamızın rahat bir şekilde trabzanlarımızı yapmaya sebep oluyor. Kelebeğimizin şimdi bu kanadını da yapalım. Kelebeğimiz uçmaya hazır olsun. İki kanatla daha rahat uçar. Evet. Dört seferde aldığım bir trabzan yaptım. Beş zincir çekiyorum. Dört ve beş. Beş zincirimi arkadaşlar buraya trabzanıma kapattım. İki defa doladım. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum buraya. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım buraya. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. 5 zincir çekiyorum. Ve kapattım buraya. İki defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki. Beşinci ve sonuncu trabzanımı yaptım arkadaşlar. Ve buraya beş zincirimi çekip kapattım bu şekilde. Trabzanımın üzerine beş tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, ve 5. tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi de arkadaşlar bu şekilde yuvada kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. ipimi koparıyorum. Şimdi arkadaşlar demin de gösterdiğim gibi ipi burada bırakmıyorum. Ters tarafını çevirdim. Ters tarafındayız. Ve buradan iki tane ilmek aldım. İpin ucunu tuttum. Düğüm atmadan da sadece çekebilirsiniz arkadaşlar güzel yaktığınız takdirde bu şekilde yakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyamız kalıp gibi ütülemeden dahi yine de ütülerseniz arka tarafından ütüleyebilirsiniz. Uçuşan kelebeklerimiz uçmaya hazır bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.